Merhaba arkadaşlar. 26 Haziran iddia tahminleri sizlerle birlikteyim. Önceki iddia programı ve iddia bülteni maçlarından detaylı analizler ile oluşturdum. Banko maç iddia tahminleri, yorumları, videolarımı sağ üst tarafta katlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlamı için kullanabileceğiniz tutma olası oldukça yüksek olan günün kombine banko kupon tercihini görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarını kimse kimseye güvenmeden denip başarımı kendiniz göresiniz. YouTube'a günü günü attım, silmedim veya kaldırmadım önceki videomda izleyip başarımın aylık bazda %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydasına olur. Kazanacağınız çok şey var. Hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz. İddiada başarılı olduğumu, başarılı olunabildiğini göreceksiniz. Tabii ki kimseyi buradan baskı yapıp zorlamayacağım. Karar araştırıp siz vereceksiniz. YouTube ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketinden alıp gruplara gelebilirsiniz. Katıl yaparken sonu yaşayanlar Telegram uygulamasını in telefonla indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktım. Ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkine veya Instagram adresinden mesaj yoluyla bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Saat 03'te Brezilya Serie A'da Atletico ile Fortaleza karşı karşıya geliyor. Atletico M MG Serie A'da 4. sırada yer alıyor. 13 karşılaşmada 5 galibiyet 6 beraberlik 2 mağlubiyet aldı 19 gol attı 14 gol yedi 21 puan topladı. Son 5 karşılaşmasını Atletico-MG 1 galibiyet 3 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Flamengo oyunu ve Flamengo'yu kendi evinde 2-0 skorla mağlup etmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmasını 4 tanesini 2.5 gol alt 1 tanesini 2.5 gol üstte tamamladı. Fortaleza ise 13 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 beraberlik 7 mağlubiyet aldı, 10 gol attı, 16 gol yedi, 10 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 2 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendimi de Amerika MG'yi 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2.5 gol alt, 2 tanesini 2.5 gol üstte tamamladı. Saat 03.00'te Brezilya serada oynanacak olan Atletico-MG-Fortaleza karşılaşmasıyla ilgili tahminim Maç sonu Handikap 1-0. Maç saatte sakat ve cezalara bakınız. Saat 10.30'da Çin Süper Ligi'nde Wuhan Three Tam Hebe'yi karşı karşıya geliyor. Wuhan lider durumda bulunuyor. 5 karşılaşmada 4 galibiyet 1 beraberlik aldı. 16 gol attı. 3 gol yedi. 13 puan topladı. Form durumuna baktığımızda Wuhan'ın son 5 karşılaşmada 4 galibiyet 1 beraberlik aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Şangay Port'la oynadı ve Şangay Port'u kendi evinde 2-1 skorla mağlup etmeyi başardı. Goller açısından Van Trey son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 2.5 gol üst, 1 tanesini 2.5 gol atla tamamladı. Hebi ise 5 karşılaşmada 5 mağlubiyet aldı. 2 gol attı, 12 gol yedi. 5 karşılaşmanın tamamını mağlubiyetle tamamladı. Son karşılaşmasında deplasmanda Guangzhou'ya 1-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2.5 gol üst, 2 tanesini 2.5 gol atla tamamladı. Saat 10.30'da Çin Süper Lig'de oynanacak olan Wuhan Tree Thames'la Hebe Yarısı'ndaki karşılaşma ligi tahminim maç sonu ev 1.5 üst maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Saat 19'da Norveç elitesi yerinde Molde ile Jerv karşı karşıya geliyor. Molde Lig'de ikinci sırada yer alıyor. 11 karşılaşmada 8 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. 22 gol attı Molde, 11 gol yedi, 25 puan toplamayı başardı. Form durumuna baktığımızda Molde'nin son 5 karşılaşmanın tamamını kazandı. Son karşılaşmasında deplasmanda Odu 2-1'lik skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Molde son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 2,5 golü üst, 1 tanesini 2,5 gol atla tamamladı. Jervis ise 10 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraber 7 mağlubiyet aldı, 5 gol attı, 19 gol yedi, 7 puan topladı. Son 5 karşılaşması Jerv, 5'ini de mağlubiyetle tamamladı. Son karşılaşması da kendi evinde Hamkam'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2,5 gol üst, bir tanesi iki buçuk gol tamamladı. Saat 19'da Norveç elitresi yerinde oynanacak olan Molde Jerv karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Saat 19.30'da Şili Kupası'nda Antofagasta ile Limace karşı karşıya geliyor. Maçla ilgili tahminim ilk yarı en çok korneri Antofagasta ev sahibi takım atar. Maç saatine sakat ve cezalara bakmaya dikkat ediniz. Saat 23.30'da Paraguay Primera Ligi'nde Olimpia ile Oktubre karşı karşıya geliyor. Olimpia Lig'de 3. sırada yer alıyor. 19 karşılaşmada 11 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 34 gol attı, 21 gol yedi, 36 puan topladı Olimpia. Olimpia'nın form durumuna baktığımızda son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Olimpia kendi evinde Rezistansiya ile oynadı ve Rezistansiya kendi evinde 6-1'lik skorla yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmasında Olimpiya 4 tanesini 2,5 gol üst, 1 tanesini 2,5 gol altla tamamladı. Oktubre ise 19 karşılaşmada 2 galibiyet, 8 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. 13 gol attı, 33 gol yedi, 14 puan toplamayı başardı. Oktubre'nin form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını Oktubre kendi evinde Portenoy'la oynadı ve Portenoy'a kendi evinde 1-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından Oktubre son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol üst, 2 tanesini 2,5 gol atla tamamladı. Saat 23.30'da Paraguay Premier Ligi'nde oynanacak olan Olimpia-Oktubre karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu handikap 1-0. Maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Ücretsiz, herkes açık iddia Telegram grubumuz var. Burada ne yapıyorum? Günün video tahminlerini, katıl kampanyalarını, ekstra video tahminlerim olduğu zaman onları paylaşıyorum. Bonus kampanyalarını grupta paylaşmaya dikkat ediyorum. Gruba katılmak için ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Ardından videonun yorumlarına veya videonun açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip iddia programı ve iddia bülteni ideal tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tutkunu, fantezi arayanlar, hayalperestler, idealci olmayanlar, yüksek oran isteyenler, handikap ve çifte şansları tek tarafa, üst alt golleri ve üst alt kornerleri artı eksi bir esneterek deneyebilirler. Ya da canlı iddiada dakika bekleyip yüksek orandan değerlendirebilirler. Ya da verdiğim maçlar arasından ikili üçlü cımbızlayıp kendi kuponlarını kendi şanslarına göre oluşturup yüksek oran elde edebilirler. Kendimin iddia fikstür listesiyle oluşturup oynadığım tutma olasılığı çok yüksek. Ne kadar yüksek? Yaklaşık %90 üzeri olan hava şartları, kadro, diziliş, geçmiş maç özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz ve iddia istatistik verilerine dikkat alıp emek vererek oluşturduğum en önemlisi zamanımın büyük bir kısmını harcadığım günün ideal kasa katlama banko kombine kuponunu VIP Elmas grubunda paylaşıyor. Detaylı analiz yapılmış, emek harcanmış, zaman harcanmış, ayrıcalıklara erişmek istiyorsanız Elmas katılımına hepinizi davet ediyorum. Hepinizi bekliyorum ve pişman olmazsınız da net bir şekilde diyorum. Emeğe saygınız varsa videolara beğeni atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Sosyal medya hesaplarıma, videonun yorumlarına ve videonun açıklama kısmına bıraktım. Takip edip kanalımıza destek olalım. Bu kanal hepimizin arkadaşlar. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ben hepinizi çok çok seviyorum. Bay bay.